Sevgili seyirciler, derin futbol devam ediyor. Devrim Zengi şu anda Büyükelçilik'le konuştu Kiev'de. Devrim numarayı aldı. Buradan siz de yakınlarınıza iletebilirsiniz. Belki numaraları numarayı verelim silmişlerdir. Ertem. Numarayı verelim. Büyükelçiliğimizin büyük numarasını verelim. Kiev Büyükelçiliği 0038 02 557 evet. 748. Yalnız 0038'den sonra 0 çevrilmeyecek diye biliyorum ama 0038 doğru numarayı öğrenelim. 025 57 748 Razi. Abi böyle numara Razi, mı? Tuhaf yer mi bilmez niye tuhaf yer çıksın. Pardon Ertem. Büyükelçilikle konuşmuş. Başka bir yerle değil. Çift 038 025 577 48. Bu numarayı siz yakınlarınıza verin. Ertem 0900'lü numaralar gördük. Emin miyiz bu numara oldu da? Vallahi billahi bilmiyorum. Bak 0090 değil mi Türkiye? 0038 Ukrayna mı? Ukrayna. Ukrayna. 0 diye numara var mı? Hayır, başka 0038'den sonra 0 çevrilmez ama böyle verilir numara. Peki tamam. Bu şekilde veriliyor ya. Mesela senin numaran şöyle verilir yurt dışında. Bir arayabilir miyim şu numarayı? Artı 90, 500. Ertem bir canlı yayında şu numarayı arayabilir miyim? Müsaade eder misin çok bana? Çok güzel bir şey yapıyorsun biliyor musun? Bravo. Bak bir canlı yayında. Büyükelçiliği arıyor. Canlı yayında büyükelçiliği arıyorum. Tuhaf bir yer mi çıkacak göreceğiz. Eğer çıkarsa özür dilerim o izleyicilerden. Evet arıyorum. 77-48 aradım. Tamam anladım Emre'ciğim. Şu anda Rasim Ozan Kütahyalı Kiev Büyükelçiliği'ni arıyor. Aa! Akıllı satıcı. Yurt aramadı. Yurt dışında. Kapalı. Yurt dışında telefon kapanmış. Allah kahretsin. Ben arayayım. Allah ey bilmem ne şirketi. Allah 02. Daha gelin komplosun lan. 02. 57. Benim lan yurt dışında. Yurt dışında. Kaç para fatura geliyor ayda sana? 20 lira. Yok 150 falan. Ha, çıktı bak işte. Ertem. Gülşen adamdır ya. Bak bizim burada bir Nagihan'ın komplosun var ilk defa duyuyorum. Bir dakika tekrar arıyorum. Sevgili seyirciler Büyükelçiliğimizi arıyoruz. Ara canlı yayında Büyükelçiliği. Ben arayamıyorum. Ben dedim hani Türkiye'den arandığı zaman sıfır aranmaz diye biliyorum ama 255 7748. Yurt dışına kapatılmış. Senin numaran mı? Canlı yayında şok. Bu ve bundan sonraki yurt dışı. Aa, hocam Ertem'de de varmış yine. Hayır hayır benim de çıktı değil. Bir dakika. Sinem abi sen yurt dışı serbest mi? Bir kontrol et. Serbest. İşte arıyor işte bak. İnşallah kötü bir şey söylemiyorum. Hayır kapalı. Ya sakın ne demesin işte çok güzel hizmet veriyorsun. Ya Rasim saçmalama be. Saçmalama. Ben de bilmiyorum anlamadım. Yapmış mı? Bilmiyorum sen Ukrayna'yı biliyor musun? Bilmiyorum Rusça bilmiyorum ama öyle bir şey deniyordur herhalde. Bunu Nagihan arayabilir miyim müsaade? Bu iş çok merak ediyorum. Senin numaran nasıl yurt dışına aramış? Beşede. Benim numaramı kim kapattı yurt dışına? Dobroveçe ne hocam? İyi geceler mi? Dobroveçe. 0-0. Dobroveçe. Rusça mı? 38. Rusça. 0-2. Nasıl bir adamsın sen? 557. Hocaya bak ya Dobroveçe. 748. Hoca uluslararası alan o kadar maç yönetti yani. Tabii tabii. Bu ne oğlum ya? Nasıl telefon bu abi ya? Numara değişti diyor. Numara yanlış ya. Numara yanlış diyor. Yanlış diyor numara. Evet, evet. Numarası yanlış aradığınız numara. Hocam Rusça biliyor musun? Hocam bayağı Rusça. Bu bir gerçek değil. Kandırmasınlar. Hocam sen Serence Bey'densin. Acaba telefonumu yurt dışına kim kapattı? Bunu da öğrenelim. Kendi kapattın verirsen açarsan talimat. Ben açayım istiyorsan. Dur hemen kaç hocam? 532 ara. Arıyorum hocam. 12, 32 değil. Alo 32. Tamam. Benim de şey. Türkçe. Ben Rasim Ozan Kütahyalı canlı yayında benim telefonumu yurt dışı konuşmayı açın. Direkt 532 mi? Tamam hocam. Allah Allah. Bir dakika arıyor. Alo diyecek bak şimdi kavas çıkacak karşıda seni. Kavas nedir bilir misin? Ne hocam? Kavas ne ya? Kavas. Kimse cevap vermiyor. Büyükelçilik şeyine görevlise kavas. Ya büyükelçilik de mi dışarı gezmeye tozmaya mı çıktılar? Yok. Kavas. Sevgili seyirciler, numara doğru. Sıfırı sıfırı aramayacaksınız. Yani buradan ararsanız sıfır aramayacaksınız ama oradayken sanırım arayacaksınız. 0038 0255 7748. Cevap vermiyor. Alo. Hanımefendi ben Rasim Ozan Kütahyalı. Telefonumu yurt dışına açabilir misiniz? Bu ne ya? Bu canlı yayında. Oğlum canlı yayında veriyorum. Ne ya? 44 Ertem. Babanın ismini soracak.
54. Duyulmuyor değil mi? Duyuluyor. Duyuluyor. Duyuluyor mu? Duyuluyor. Duyuluyor. Numaramı biraz daha size alıyorum. Biraz daha size alıyorum. Kapattın ya. Adamların yüzüne kapattı. Ne yapayım? Kimlik numaramı kapattı ama. Rasim niye böyle bir şey yapıyorsun? Abi şaşırdım, şok oldum. Beşiktaşlar hiç merak etmesin. Yarın akşam Beşiktaş maçı kazanacak. Hocam Beşiktaş maçı kazanacak da Beşiktaşlar başka bir yeri kaybetmesin bizim derslerimiz bu. Beşiktaş yarın akşam kazanacak inşallah. Şey yapacak bu. Efendim kalifiye olacaklar. Büyük ya Süleyman Gül göstersene. Evet. Fenerbahçe'de turu geçer. Dediğin gibi Ertem'in 1-0 yeniliseler bile ki Feyenoord bizim ligde oynasa ilk 3'e giremez. Yok hocam Feyenoord iyi takım ya. De bravo, bak, tebrik ediyorum seni. Bak küme düşer falan demiyorum. Bak, böyle sapıkça konuşmam. 40 yaşında İlk 3'e girmekte çok sorunludur. Yani bugün Feyenoord Başakşehir karşılıklı maç oynasalar kimeler diye düşünürüm. Karşılıklı maç yani içeride dışarıda. Onun için hiçbir sorun yok. Hocam ben de o konuda eminim. Kiev'de ben Beşiktaş'ın turu alacağına eminim. İnşallah. Fakat ama Kiev'den hocam, gelen bilgiler konusunda Beşiktaş hocam, taraftarına hiçbir şey olmayacak. Yani, Alaturka hani Alaturka denir ya bize bir şey olmaz abi. Öyle diyebiliriz. Ama şu anda, gerçekçi hocam, bakarsak şu anda bazı yerde sıkıntı var maçın hocam. Maçın gözlemcisi, temsilcisi alarmize edilmişlerdir. Yerel yetkililerden yerel yetkililer olaya sabah ne kadar... Sabah değil mi güvenli toplantısı? Sabah evet, olacak. Sabah olacak ama şimdi bu mesela şehirde bir takım sıkıntılar olursa UEFA'ya hemen UEFA temsilcisine bilgi gelir. Şöyle bir hele Allah korusun bir yaralanma. Hele Allah korusun bir ölüm, vefat ölüm falan olursa hemen gece UEFA acil komitesi ne oluyoruz ne ediyoruz şart yarın oynatır mıyız mı? Bunlar hep konuşulur. Buradan bir sıkıntı olmaz. Ben yani ben zannetmiyorum abi çok hocam, yalnız bir şey söyleyeyim. Minferit hocam, kavgalar, minferit kavgalar sağda solda ya. Sinan abi atın ölümü arpadan olsun diyebilirsin. Sinan abi. Onun için benim arkamda dünyada birçok şehir gördüm. Bir dakika bir dakika. Birçok şehir. Ben bu arkada. Birçok şehir. Tek böbrekli adamın merak ediyor. Kiev dendiği vakit tüylerim diken diken oldu. Bakın şu anda bile apo tutsana. Hocam sadece tüylerim mi diken hocam diken o katar dikeni biliyor musun? Niye diken olur biliyor musunuz? Orada canım kadar sevdiğim bir arkadaşın başına gelen olay 6 veya 6, 7 yıl önce başına gelen Ertem olay. Ertem ölçemedi. Tamam. Ertem göster. Dur. Ya dur bir şey anlatıyor. Beni ya. Sen, inanılmaz abi, insanlar bir şey anlatıyor etkiledi. Bak dinle bazı ya olaylar, adam mesela, etkilenmiş ya. İnsan hayatında birçok uçak düşer, birçok insan ölür. Ya benim evlatlarım 12 tane çocuğum yuvada öldü, Allah etkilendim. Ay, doğru mu? Hocam. Etkilenmeyen sapıktır. Efendim her gün şehitler gazilerimiz oluyor. Etkilenmeyen ahlaksızdır, vatan hainidir. Fakat belki spor adamı olarak çok şapoya tenince uçağın düşmesi beni etkiledi. Belki uçaktan korkmayan adamım. Ulan şu anda uçağı bilmiyorum. Ertem'le de sabah onu konuştum. Şimdi bu olay öyle. Anlat oğlum dedim. Anlat. Herifler komple çalışıyor. Bar gibi bir yerde bir kadınla tanışmış. Profesyonel. Hep bunu ahlaklı, etik olarak anlatacağım. Burada aslında benim yurt dışına giden insanlarımıza vermek istediğim bir dert var. Burada kamu yararı var. Doğru hocam, kamu yararı. Soyguna moyguna sineye çekebilirsin. Hepimiz soyulduk. Aynen için hocam. Para gelir gitti, ama böbrek gelmez. Saat gitti, ne bileyim çarpıldık, dolandırıldık. Sevgili Yusuf abiyle gittim, onun yan hakemi. O zaman Almanya'da gittim, dolandırıldık. Yusuf'un onu tanırsınız. Merak etme başkanım. Ben onun yan hakemiyim. Bundan 30 sene önce Polonya'ya gittik. Change yapıyoruz. Bankada bozdurdun evet, mu dışarıda para, bozdurdun mu çok büyük zarar var. Hep dışarıda kara borsacılar evet, var. Ama nasıl dolandırıyorlarmış el çabukluğu falan. Bu olay başka bir şey. Eve gidiyor. Otururken derken birden bir enjektör evde mutlaka bir iki. Muhtemelen evde doktor da var. Kolay değildir bir böbreği almak. Çünkü böbreği aldın bak kesin böbreğin hocam, damarlarını da büzüp bağlaman lazım ki iç kanama olmasın. Hocam eski Sovyet coğrafyasında ama senin meslektaşın çoktur. Ya, o konuda bulurlar bol. Tamam mı kardeşim? Sonra sabah buluyorsun kendini. Anestezinin etkisi kalkmış lan ne oluyor? Bir buramda bu dikiş. Aslan gibi dikiş. Ay. Güzel tıbbi dikiş. Böbrek yok. O gündür bugündür böbrek yok. Ben bundan dolayı Türk insanını, Türk erkeklerini, Türk gençlerini uyarmak istiyorum. Hocam tek buna Almanya'da, İtalya'da falan rastlamayabilirsiniz. Bir gece kaçamağında. Evet hocam. Ne bileyim belki Belçika'da, Fransa'da, Türkiye'de yakalanmayabilirsiniz. Moskova'da böyle bile idare eder. Abi bilmiyorum. Kiev deyince benim tüylerim diken diken oldu. Hiç sevmediğim bir yerdir Kiev. Bunlar hocam yapma ya. Kiev güzel şehirdi hocam ya. Hocam tek böbreğinle yaşanıyor değil mi? Yaşanır ama. Peki hocam gene adam insaflıymış ya. İki böbreğinle hocam çok sen diyorsun ki. Ertem hocam diyor ki tüyleriniz diken diken olsun. Evet. Başka yeriniz olmasın. Oturun adam gibi.
Yok. Bu işler hakikaten. Yoksa değil hocam, yoksa böbrek gider. Ha, nedir durum? Abi bu organ mafyası falan dünyada abi, biliyorsunuz. Bu ülkelerde falan çok yaygındır. Bugün kaçırma Afrika'dan falan yüzlerce çocuk. Ne olduğu belli değil. Allah kahretsin, Allah belanı versin. Çocuklar kaçırılıyor ya. Tabii. Dur dur dur. Sinan abinin bir arkadaşının sorunu var. Evet Sinan abi. Bir dakika dur. Ne oldu? Erdal Kereş bizim Karagümrük şeyi. Bir dakika dur. Erdal, düzgün bir şey olarak anlat. Şimdi sesini yayına vereceğim. Karagümrüklerin bizim başı Beşiktaş Çar. Canlı yayındayız ama söyle. O zaman sen söyle bana, ben buradan söyleyeyim. Son dakika diyebilirim bile arkadaşlar. Bile getiriyoruz, evet. Neredesin şu an bulunduğunuz yer? Sinan abi elini mikrofondan çeker misin? Duyulmuyormuş. Bulunduğunuz kafayı basmaya çalıştılar. He işte ha. Bak. Neyi? Kafayı. Kafayı söyledik abi. Irkçı faşist gruplar. Hertten Büyükelçi numarası. Var mı? Peki bizde yaralı var mı? Büyükelçiliğin numarası. Ver, ver, ver. Çok o numara değil mi? Eminiz değil mi? Belçika'dan gelenler var. Evet. O numara eminiz değil mi? Evet. Ağır yaralı, ağır yaralı, böyle ağır olaylar var mı böyle Erdal? Var. Demirle. Bak bunlar. Buradan Büyükelçiliğe seslenelim. Ertem. Büyükelçiliğe bağlanamıyoruz ki Büyükelçiliğe. Bari Dışişleri Bakanımız arayın. Burada devlet falan yok diyorlar. Ne polis var diyorlar. Bak, sayın Büyükelçiliğimize bağlanalım. Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'nu arayın Dışişleri Bakanımızı. Sevgili Büyükelçim, bak buradan. Bak orada çocuklar zor durumdalar. Sahip çıkalım. Yollayın orada polisleri, koruma şey yapın. Arıyorum. Çavuşoğlu arayayım ben. Millet zor durumda orada çocuklar. Evet. Şu anda yine Ukrayna'daki o bürokrat arkadaşımdan geldi mesaj. Ver. Kötü haberler duyuyoruz. Bazı şeylerin akıbeti belli değil. Hocam Şevşek de. İstemiyorum da kamuoyunun payı yazarmak. Hocam, girin kardeşim otellerinize. Erdem, sayın bakanımızı arıyoruz değil mi? Erdal, aman kalabalık gezin. Büyükelçiliği arıyorum şu an. Sayın Büyükelçiliği. Kalabalık gezin. Aileler tamam. Ailelere buradan söylüyoruz. Şu anda kalabalık gezmek şiddet arttırır. Otele gitsinler. Tehlikeli. Yanlış yapıyorsun. Ha, kalabalık geçti mi? Saldırılar var ama herkese gidiyorsun değil mi? Bir bağlansın Sinan abi. Yok. Alamaz. O şeye gitsinler. Mevlüt Bey'i arayalım Erdem gerekirse. Dolaşmasınlar ya. Sözlerle dolaşmasın. 30 yerde falan saldırı olmuş. Bu bilinen. Bak bu bilinen Sinan abi. Aa, çok vardı. Çünkü otorite yok. Otorite yok. Efendim? Size anlattım. Ha, evet. Ha. Kebapçıdalar, saldırmışlar. Ha. Sonra kaçmışlar. Allah yardımcınız olsun. Aman dikkat edin kendinize. Devrim bir bağlayalım. Buradan da ailelere söylüyoruz. Çok panik olmayın. Merak etmesinler, çocuklar kavgalar oluyor. Evet, ne kavgalar diyor? Oluyor ama... Berdis Varsavski. Ne demek hocam? Kiev'de Beşiktaş yayıncısı alı başlatıldı tamam. Diyor bak. Herkese selam söyle. Ayanda orada mı Ayanda? Sıcak verelim ya, burası soğudu. Kiev'de Kartal avı da başladı diyenler var. Ben peki Armağan'la konuştum, bir şey yok dedi Armağan bana, Armağan Uslu. Tamam. Anladım. Ya, abi, tamam, aman herkese Şevşek'e falan selam söyle. Hadi öpüyorum hepinizi, dikkat edin kendinize. Herkes. Tamam, okey. Sinan Engin özetleyecek şimdi durumu. Buradan Büyükelçiye de söylüyoruz. Bakın orada zor durumdalar. Devlet yok, polis yok diyorlar. Bakın bu arkadaşlarımız oradalar. Ha, zor durumda derken yani hayır. O ana değil yani. Ya size polise bir şey olmaz. Mesela polis soyar. Size bir şey olmaz. Siz şey yaparsanız genç çocuklar var orada gezenler. Anladın mı? Size bir şey olmaz. Polis soyuyor. Ne? Ya silaha delikanlı ne? Sahip çık çocuklar. Herkese hadi. Polis soyar. Aa, nasıl yaşıyor insanlar orada ya? Eyvallah, tamam hadi bakayım. Hadi Allah yardımcımız olsun, yarın inşallah da kazanacağız. Hadi bak, selam söyle herkese. Nedir Sinan? Hocam, Erdal Kereş, Apo'nun da arkadaş, bizim mahallemi, kardeşimiz bizim. Ben tanır mıyım? Tabii. O gün geldiğinde oradaydı. Türbün liderlerinden kardeş. Yanında Şevşek de varmış. Buradan olduğu bara, kebapçıya saldırmışlar. Ama püskürtmüşler, dövüşler oldu falan filan ama çok böyle... Ailelerin merak edeceği kadar önemli can bir takım tezer. Şeyler yok. Büyükelçimiz. Kavgalar, gürültü falan, sağda solda olaylar var. Bildiğin sokak ama biz bu işlerin diyor antrenmanında bütün çocuklar herkese sahip çıktık diyor Erdal diyor. Herkes toparlandı diyor. Zaten bunlar zaten çocuklar da hocam bunlar antrenmanlı çocuklar. Bizim Sinan çocuklar, abi hazırlıklı. Şu anda bir de yeni yazılıyor. Benzin döküyorlarmış dükkanların önüne. Yani Türklerin olduğu yere yakmaya kalkıyorlarmış. Ama dediğin gibi hallediyorlar. Yani en kalabalık grup. Abi bizim çocuklar. Belçikalı ve o şeylerde biraz sıkıntılı olmuş çocuklara da. Ertem Can Tezer. Ama şimdi... Büyükelçimiz Yönet Can Tezer. Önlemini almışlar. Yönet Can Tezer. Önlemini almışlar. Ona göre bizimkiler çocuklar dikkatliler. Buradan Büyükelçimize söylüyoruz. Aman biraz da neyse oranın, tamam. Ukrayna'nın, neyin, Kiev'in emniyet teşkilatına söyleyeyim. Biraz polisler dolaşsın yollarda. Hocam Can Tezer... şu an Büyükelçimiz Yönet Can Tezel
65'te doğumluymuş. Şimdi orada... Sen bir büyükelçimizi evet, bir evet, söyle. Sayın Büyükelçimiz, Sayın Can Bey'i buradan iletiyoruz. Sıkıntılar var. Tabii ki Türkiye Cumhuriyet Büyükelçinin orada güvenlik yetkilileri fazla değildir. Yani ama hayır hayır, polis en azından oranın en azından polisini, oradaki polisi, Ukrayna polisini daha Ukrayna çok... Ukrayna sahici polisini yani, çünkü orada dediğim gibi polisle çeteler, mafyalar karışmış durumda. Oranın polisini, oranın yetkilisini gerçekten arasın. Yani Can Bey'in, Büyükelçimizin aramasında fayda var. Sıkıntılar var. Yani o aslında Türk basında da bunun duyurulması lazımdı. Kiev'de her yerde devlet otoritesi yok. Bazı yerlerde var, bazı yerlerde yok. Bazı yerler çetelere bırakılmış. Bazı yerler ama şurada söyleyelim, buradan bırakılmış. Ailelere söyleyelim. Yani çocuklarını oraya maça getirenler. Burada Erdal arkadaşa söyledi. Panik olmasınlar, merak etmesinler dedi. Yani oluyor tabii, ama tabii, tabii. Oluyor ama önemli yani şeyler merak yok. Merak edip bizim. Üzülmesinler ama önlem ha. alsınlar. Yani bu atın ölümü arpadan olsun diye bir şey yok. Bu atın ölümü arpadan olsun diyerek çok Türk erkeğe gitti. Onun için onun için önlemimizi alalım. Ne gülüyorsun? Gülcün anlamadım. Sen mesaja güldüm ya. Ne yapar? Ertemciğim. Efendim. Bence şey yapalım yani. Bu numarayı... Bu Kiev konusunda elimizden geleni yapalım. İyi değil. Göster. Ya yapma işin gücün Kiev. Ya. Yapma. Bir şey yok ya. Ya, bir şey diyeceğim size rengi. Evet. Bu sorun niye çıkıyor? Ne sorunu ya? Bu niye bize şeyde çıkmıyor, Wolfsburg'la oynarken falan? Kiev'de çıkıyor. Kiev'e belli bir yerde gidiyorlar. Doğru, sen tanıyorsun. Kiev'e belli bir yerde gidiyorlar. Yani Kiev'e belli bir yerde gidiyorlar mı? Gidiyorlar. Ondan sonra da... Tamam yeter mesajı. Var mı abi? Tamam Ertuğ, yeter Rasim. Abi uzatacak. Sevgili seyirciler, dün akşama gidelim bir. Verdiğin mesajı. Dün akşam bir görüntü yayınlar var. 3-5 ayıp lafı. Ya ayıp laf konuşmuyoruz. Yok tamam. Ya bunlar doğal... Evladım biraz... İnsanın doğal özelliklerinden olan bir şeyi... Konuşamıyoruz sizin. Çok güzel uyarılar yaptın. Sayenizde uyarmayın, ölsünler. Ya uzay uyardık tamam. Uyardık, uyarılarını yaptık. Tekrar de uyarmakta fayda var. Ahmet Hoca çok ilginç bir anısını anlattı. Evet, tüyleri kalkmış. Tamam yeter ama yani artık başka bir... Evet, acil durumlar için bir kez daha belirtelim. Kiev Büyükelçilik yardım attı. Çift 038 063 255 77 48 numaralı telefonu... Büyükelçimizin eşi de galiba Ukrayna'da. Aileler panik yapmayın. Panik yapmayın. Aileler panik yapmasın. Şu anda orada çok büyük bir... evet, hani ufak çaplı saldırılar oluyor ama bu konuda bu konuda gereken de yapılıyor ama Kiev Büyükelçilik yardım hattından da trollemek ne demek Ertem? Trollemek şu. Kandırmak. Yani millete trollüyorsunuz diyor birisi. Nereden ne trollüyoruz? Kiev'de kavganın ortasından çocuk arıyor yani arkadaşımız arıyor. Trollük kavganın ortasından arıyor. Beşiktaş'ın evet türbün liderlerinden bizim tabii, kardeşimiz. Karagümrüklü. Bizim kardeşim benim evet. Hem de bir Beşiktaş Trabzon maçında şampiyon olduğumuzda bizden küçüktür. O arada küçük yani çocukken resmi var Ziya Hoca ile benim aramda. Hatta yani Erdal'ın. Küçüklüğünden şeyde yani. Var mı? Kardeşimiz. Civelek. Dolayısıyla oradan bize bir mesaj geliyor. Ben aileleri, çoluğu, çocuğu. Civelek. Bak benim oğlumla maça gitse merak ederim. Onun için buradan söyle panik olmayın. Kavgalar oluyor. Saldırı oluyor ve gitmiyor. Ama bizim çocuklarımız antrenmanla bu işleri hallederler bizim kardeşlerimizden. O kadar. Devamlı bu kavgalar. Kavga dövüş. Yapıyorlar abi çocuklar. Ama yapıyorlar. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi bak. Sayın Abdurrahim Boynukalın, Gençlik ve Spor Bakanı yardımcımız. Gençlik ve Spor Bakanı yardımcımız Sayın Abdurrahim Boynukalın da bizzat bu konularla ilgileniyor. Sayın Bakanımız. Sayın Agil Çağatay Kılıç Beyefendi'ye de bu konuda bilgi veriliyor. Sayın Bakan Yardımcımız, Sayın Bakan Yardımcımız Abdurrahim Boynukalın da konuyla ilgileniyor. Sevgili seyirciler, arkadaşlarımız da bilgi veriyorlar. Acil durumlar için telefon numarası burada Kiev Büyükelçilik yardım attı. Çift 038 063 255 77 48 ezberledim evet. artık. Evet. Açmıyorlar ama biz arada kaçmadı. Yok, meşgul nasıl ben şimdi aradım meşgul. Ertem bak. Sayın Büyükelçimizin şimdi kariyerine bakıyorum. Gerçekten üstün. Hakikaten bak. Kadıköy Maarif mezunu, Boğaziçi, ODTÜ. Yönet Can Tezel Sayın Büyükelçimizin konuya hakim olacağına inanıyorum. Sayın Büyükelçilik yetkililerimiz ulaşsınlar. Gereğini yapacaklardır. Henüz Ertem ulaşamadı ama. Yani Büyükelçi yetkilileri ayrılmışlar mı acaba? Şeyden? Ama şu an artık 24 saat mesai yapma zamanıdır. Onu da söyleyeyim. Kim arıyorsun yine?
Arıyorum. Heh, çalıyor. Heh, Sayın Büyükelçiyiz, dur. Ne güzel sofra kurulmuş. Bu saatte yemek yenmez. Şu an olaylarla ilgili olabilir Ertem. Açamıyor olabilir yani. Doğru. Olaylarla ilgili olabilir yani. Açamıyor olabilir. Evet. Evet. Hadi bakalım biz dönelim işimize. Bir mesajımızı bir gelişme olursa bildiririz Ertem'ciğim. Rasim şu anda kontak halinde. Kiev'le. Evet, evet. Değil mi Rasim? Ben... Sen açtırdın mı şeyi? Uluslararası konuşmuyor. Hayır, ben dışişleri Ankara'ya gittim. Hala açtıramadım. Çünkü eğer müsaade ederseniz 5 dakika gidip açtırabilir miyim? Gitme be. Sevgili seyirciler, dün akşama bir gidelim. Dün akşam neler yaşandı? Sayın Aziz Yıldırım cevap vermiş. Bunu son dakika gelişmesi olarak verelim. Aa, yurt dışı arıyorlar bak. Akşam. Sayın Aziz Yıldırım cevap vermiş dün geceyle ilgili olarak. Allah arıyor bizi bak. Nagen diyorum. Dün geceyle ilgili olarak. Bu arada muhabir arkadaşlarımızın da fotoğrafları geliyor. Yurt dışından aman dikkat edin. Özellikle buradan... Fırat'a ve Övünç'e, Fırat ve Övünç, aman dikkat edin ki evde sokakta izliyorsunuz. NTV Spor'dan ve TRT Spor'dan. Sevgili Ertem, arkadaşlar, Fırat şimdi bir şey söyleyeceğim sana. Övünç Özlem, dikkat edin arkadaşlar. Sayın Can Tezer'in bir demecine gördüm. Gülen örgütü de orada güçlü. Fethullah terör örgütü orada güçlü. Hatta Sayın Büyükelçimiz demiş ki bunlar burada Ukrayna'da konuşlanmış durumda, gereğini yapın demiş. Tabi orada doğru düzgün devlet de olmadığı için Rusya'dakiler kovuldu. Vallahi her şeyden endişe etmek lazım, size söyleyeyim. Evet.